Miyomu olan hastalar bize ağrı şikayetiyle gelebilir. Çünkü miyomlarda dejenerasyon dediğimiz kanlanmasının bozulduğu bir takım komplikasyonlar gebelik sırasında oluşabilir. Miyomların gebelik sırasında ekstradan çok fazla bir problem yaratmasını beklemeyiz ama şöyle bir gözden geçirecek olursak normal gebelerle karşılaştırdığımızda düşük riskini, gebelik sırasında kanama riskini, bebeğin eşiğin erken ayrılması riskini, doğum vakti geldiğinde baş gelişi dediğimiz normal geliş yerine bebeğin makat gelişi, yan gelişi gibi geliş bozukluklarının olma ihtimalini, doğum eylemi sırasında eylemde bir kasılma olduğu için kasılma ile ilgili problemler yaratması ve doğum eylemini güçleştirmesi gibi bir takım daha aslında nadir problemlerle karşılaşabiliriz miyom olan hastalarda ama genellikle karşılaştığımız ağrıdır. Ağrı olan hastalarda da bizim aslında bunu tedavi etmek için yani gebelikte miyomu tedavi ediyor muyuz, ameliyat ediyor muyuz diye baktığımızda gebelikte miyomlu ameliyat etmiyoruz. Çok nadir durumlarda belki gerekebilir ama onun dışında miyom ameliyat etmiyoruz gebelik sırasında. Doğum sırasında da mümkün olduğunca miyomu ellemek istemiyoruz. Sezaryen zaten hormonlardan dolayı kanamanın fazla meyilli olduğu bir ameliyat şeklidir. Dolayısıyla bu ameliyatta ayrıca miyom için bir kesi yapmak, miyomu çıkartmak oldukça kanlı olan bir ameliyatı daha da komplike ve kanlı hale getirecektir. Dolayısıyla gebelikte de doğum eylemi sırasında da mümkün olduğunca miyomu ellemeden bu işi bitirmek istiyoruz. Daha sonrasında çünkü gebelikten bağımsız olarak lohusalık döneminde de bu miyom küçülebilir.